Seçim de bittikten sonra artık çok da olması beklenmiyor ama hala bir umutlu bekleyiş var. Emekliler için ne söylersiniz? Bir de Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in o işte seçim döneminde emeklilere bir düzenleme yapılırsa normal maaşları bile ödeyemez hale geliriz ifadesinin olduğu da söyleniyor. Ve ayrıca Mehmet Şimşek'in de kendisine karıştırılmaması üzerine bu görevi kabul ettiği de hep ifade ediliyordu göreve geldiğinden beri. Sizce emekliler açısından bir gelişme olur mu? Hayır, yani emeklilere de Temmuz ayında özel bir artış söz konusu olmayacak diye bekliyorum. Sadece enflasyon oranında bir artış yapabilirler. Memurların durumu zaten sözleşmeyle belli. Yani ana eğilim, şimdi seçim de gündemde olmadığı için herhangi bir popülist yaklaşıma gitmeyecekler. Ana eğilim mümkün olduğu kadar herhangi bir jesti yapmamak, bir düzenlemeye gitmemek ve bunun üstünden dediğim gibi toplumsal talebi bastırıp fiyatları düşen taleple beraber daraltmak. İşte bunun uzantısı olarak ayrıca bankalar üstünden borçlanma zorlaştırılıyor. İşte tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi almak isteyenler daha yüksek faizlerle karşılaşıyorlar. Taksitli satışlar azaltılıyor. Bütün bunlar talebi bastırmaya dönük. Yani talep kısılsın, dolayısıyla o kadar kolay alıcı bulamasın. Satıcılar da düşen talep karşısında fiyatları aşağı çekmek durumunda kalsınlar. Böylece fiyat artışlarını, temposunu düşürelim. Bu yöndeki eğilim hem gelirlere hem kredilere yansıtılacak. Bu anlamda çok yoğun bir kemer sıkma dönemine giriyor Türkiye. Bu hem 2024'ün kalan kısmında bu şekilde uygulanmak istenecek hem de 2025'te muhtemelen bütün yıl boyunca bir kemer sıkma, bir gelirlere bastırma şeklinde bir acı reçeteyi Türkiye yaşayacak gibi görünüyor. Evet, diyorsunuz ki enflasyon düşürülmeye çalışılacak bir kemer sıkma politikası geliyor. Yani bizlere de karşımıza zamların çıkması bekleniyor, öyle değil mi? Bazı kalemlerde zamlar gelebilir mi, söz konusu olabilir mi? Özellikle elektrik, bunlar söz konusu olur mu? Muhtemelen yani şimdiye kadar fiyatı uzun zamandır artırılmayan elektrik, doğalgaz bunlara epey okkalı zamlar gelmesi ihtimali. Yanı sıra tabii başka tür belki KDV artışları olabilir. Vergi üstünden bazı kemer sıkıcı adımlar söz konusu olabilir. Bunların hepsine hazırlıklı olmak gerekiyor. Maalesef bu çok ezber bir politika. Yani başka tür yöntemler yok mu? Var. Ama bunu denemiyorlar. Nedir bu yöntemler? Yani gücü yetenden bu acı reçeteyi almalarını isteyebilirsiniz. Yani gücü yeten